Aslında Selin, en büyük etkisini gördüğünüz noktalardan birindeyiz. Biz hala Pınar Mahallesi'ndeyiz. Bir kişinin yaşamını yitirdiği sokak burası. En çok da hasarı gören sokaklardan bir tanesi. Dünkü sağanak yağışın ardından tabii bir kişi yaşamını yitirdi demiştik. O evde hemen kurtulan kişilerden birisi. O burada birinin tabii engelli olduğunu söylemiştik ama akrabası olduğunu öğrendik. O da aslında geceyi zor geçirdiğini anlattı bize ve ardından bu noktada aslında geride kalan tabloya bu noktada bakıyor. Ve devam edelim böyle. Tabii o şimdi tekrar girecek, sağlık durumuyla ilgili bir sorun var mı yok mu? O tekrar kontrol edilecek. Biz evlerin durumuna da yine bakmaya devam edelim. Bir önceki yayınımızda farklı bir evdeydik ama yine yabancı uyruklu kişilerin kaldığı farklı bir eve gireceğiz. Onlar eşyalarını çıkarmaya başladılar. Kurtarabildiklerini tabii kurtarmaya çalışıyorlar. Evdeki manzarayı görelim hemen pencereden. Tabii görüyorsunuz hemen birçok eşya birbirine girmiş durumda. Buraya erkenden geldiler. Neleri kurtarabiliriz diye de aslında tek tek baktılar, evin içine girmeye çalıştılar. Demin az önce gösterdiğimiz bir kişinin yaşamını yitirdiği evde tabii burada dere yatağına ev yapılması meselesi tabii çok tartışılıyor. Ne kadar kira verdiğini de sorduk. 600 lira gibi bir miktar verdiklerini söylediler ve aslında Suriye'den geldiklerini anlattılar. Onları da tabii ilerleyen bültenlerde ayrıntılarıyla paylaşacağız. İlerleyelim Emrah Hildan'la birlikte bu noktadan. O su basan evlerden birine, binanın giriş katı tamamen çamur durumda aslında. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Tabii cihazımız çekecek mi bu noktada bilemiyoruz, bodrum katı olduğu için. Tabii kapılar da yine açılmakta zorluk çekiyor. Kapılar açılmıyor, evlere giremiyorlar. Birçok kapıda girdiğimiz birçok evde kapılar patladığı için görüyorsunuz suyun debisiyle birlikte kapı dahi yamulmuş aslında. Kapılar ne yazık ki açılamıyor. Birçok kişi de aslında o evde yaşanan panikte kapıların açılamadığı için birbirlerine yardım edemediklerini de tabii yine bulunduğumuz noktada anlattılar. Evde birçok eşya tabii yere saçılmış durumda. Her biri mutfak dolapları, hatta görüyoruz tavana kadar. Tavandaki manzarayı da gösterelim. Tavan dahi aslında suyla buluşmuş gibi gözüküyor bulunduğumuz noktada. O yağmurla, selle gelen birlikte bütün çakıllar, yosunlar, tahta parçaları her biri aslında duvarlara, tavana dahi yapışmış durumda. Az önce burada yaşayan aile bu noktaya geldi. Tabii konuşamadık. Onlar konuşmak istemediler çünkü çok zor bir gün geçirdiler. Kendilerine tahsis edilen noktalarda geceyi geçirdiler ve oldukça bir zor gece geçirdiklerini anlattılar. Tabii ki bütün eşyaları kullanılamaz durumda ama onlar bu noktaya tekrar gelerek aslında baktılar, kurtarabileceğimiz bir şey var mı diye. Aslında bu sokakta manzara tamamen aynı. Biraz çamur olduğu için yürümekte de güçlük çekiyoruz. Kapılar tamamen patlamış durumda. Burada yine dönelim. Evet, burası bir yatak odası tabii. Tavana kadar su almış durumda. Valizleri görüyorsunuz. Valizleri kurtarabildikleri kadarını kurtardılar tabii ama hiçbiri kullanılabilir durumda değil. Televizyonu görüyorsunuz. Bu televizyon tabii duvarda asılı mıydı bilemiyoruz ama yatak odasında büyük çaplı bir televizyon ya da başka odalardan mı taşındı tabii o olayın vahametiyle birlikte bilemiyoruz. Mutfak dolapları dahi yerinden oynamış. Girdiğimiz her yerde buzdolapları özellikle devrilmişti. 3 çocuk kurtarıldı tabii, birçok noktada kurtarıldı. Vatandaşların, itfaiyenin yardımıyla bu sokakta birçok kişi bodrum katta yaşayan ama bir kişi yaşamını yitirdi. Biraz da salona doğru bakalım Emrah Hildan'la birlikte. Yine salonda da manzara ne yazık ki aynı. Bugün içinde yine bir yağmur yağışı uyarısı var. Buradan bizi izleyenlere yine uyarı yapalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarı yaptı. Bu 2 gün için sarı kodlu uyarı vermişti. Hava sıcaklığı normal ama olası yağışa karşı hem ev ve iş yerlerindeki su baskınlarına karşı tabii uyarılarda bulunmuştu. Devam edelim, tekrar dönelim bu tarafa doğru. Bir de burada tabii teras gibi bir nokta var. Şöyle geçmeye çalışacağım ama burada da yine muhtemelen buradan da bir su geldi. Bilemiyoruz ama hem arka sokaktan, yani o bele kadar gelen, dize kadar gelen suyun olduğu, o manzaranın kötü olduğu sokaktan
Geldiği gibi su bir de arka taraftaki bu noktadan, bahçe katından geldiğini tabii söyleyebiliriz. Burada biriken su da yine evdekilere zor anlar yaşattı. Onlar canını zor kurtardı ve sabahın erken saatlerinde bu noktaya geldiler. Eşyalarını kurtarabilirler mi? Her biri baktılar. Aslında en çarpıcı manzaralardan birisi de burada bu evde yaşayan bir kız çocuğunun evdeki son eşyalarına bakmasıydı. Galiba burada bizi etkileyen manzaralardan birisi de buydu. Hemen devam edelim. Şöyle çamur olduğu için, selin getirdiği çamur, çakıl, her şey biriktiği için buraların temizliği de tabii zaman alacak. Ağır da bir yine koku söz konusu. Şöyle girebilirsek girelim ama ne yazık ki bastığımız her yer battığı için biraz zorlanıyoruz. Şöyle Emrah İlcan'la birlikte. Evet, hem bu noktadan demin gördüğümüz bahçe katıyla birlikte bu noktadan da yine su geldi. Suyun seviyesini göstermek için aslında tavana bakmamız yeterli. Bir önceki yayınımızda 2 metre, yaklaşık 3 metre kadardı ama burada tabii tavan da oldukça aşağıda. Dolayısıyla tavanın aşağıda olmasıyla birlikte o mesafenin, yerle olan mesafenin su da tabii etkisini bu noktada, bu evde daha fazla göstermiş gibi duruyor diyelim ve Pınar Mahallesi'nden sözü tekrar size bırakalım. Hasret Kaya, teşekkürler. Elbette her